Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok çok heyecanlıyım, çok ufacık da gerginim. Çünkü bugün saçlarımı keseceğiz. Saçlarım derken sadece kapül keseceğiz. Az önce şey yaptım, yıkandım, duş aldım ve saçlarım bu şekilde hafif birazcık nemli. Aylardır çok istiyorum. Şimdi bu karantinada da herkes can sıkıntısından inanılmaz saçlarına sardı. O kadar fazla kâhkül videosu gördüm ki onlar da beni cesaretlendirdi. Ve ben de bu videoyu zaten çekmek istiyordum. Çok güzel denk geldiğini düşünüyorum. Eğer beni önceden beri takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, saçlarım turuncuyken bir kez kâhkül kesmiştim ben. Şimdi onun üzerinden bir yıl geçti. Bir yıl geçmiştir tabii. Ve kâhküllerim şu boyda. Yani şunlardı. Bir de o videodan sonra ben, o videoda şuralardaydı kâhkülüm. Yanlışlıkla şurada falan kestim. Onlar bu kadar uzadı. Eğer o videomu izlemediyseniz yukarı koyarım linkini. Oradan izleyebilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Şimdi ben şu şekilde kâhküllerden hoşlanıyorum. Şuradan üçgen ayırıyorsunuz saçınızı. O şekilde kesiyorsunuz. Ben de yine öyle yapacağım. Ve kâhkülle ilgili en korktuğum şey de önde çok fazla saç olması. Yani çok fazla saç kesmek. Ondan hiç hoşlanmıyorum. Aslında hoşlandığım şey o Asyalılarınki gibi hafif seyrek seyrek kâhkül. Ama geçen kâhkül videomda da hatta öyle söylemiştim ama bir arkadaşımız yazmış yorumlarda, demiş ki senin saçların gür olduğu için o şekilde durmaz, kalın telli olduğu için saçların diye. Doğru, Asyalıların saçları böyle ince telli oluyor. Benim saçlarım birazcık gür ve kalın telli, o yüzden öyle görünmez dedi ve cidden de görünmedi. Evet, şimdi başlıyoruz. Öncelikle birkaç tane malzeme olması gerekiyor. Hani böyle tokalar, makas, şöyle su gibi. Bu da şey, çiçekleri suladığım şey, sprey. Bunu şimdi saçlarımı ıslatmakta kullanacağım. Ama şimdi hangileri kâhküldü? Sanırım şunlar kâhküldü. Şu var. Bunlar diğerleriyle aynı gibi. Şunu kontrol edelim. Aslında sadece şunlar kâhkülmüş gibi, değil mi? Ama öyle değildi ya. Bakayım şuradan aynadan da. Şimdi şu tepeden üçgen yapacağız. Şöyle şuradan üçgeni yaptık. Şuradan da şöyle yapacağız. Ben görebilirsem eğer. Şuradan gelmek isteyen var. Of, şunu o kadar çektim ki başım acıdı. Şimdi siz zaten üçgeni takip etmek istediğiniz zaman şöyle makas olur, kalem ucu olur, tarak ucu olur. Şuradan şöyle başladığınız zaman zaten gelmek isteyen saçlar oluyor öne doğru. Evet, şimdi burayı tam bir üçgen olarak ayırdım. Şimdi saçlarımın geri kalanını tutturacağım bir tokayla. Gereksiz bir rahatlık var ve bu rahatlık beni çok korkutuyor. Şu an önümde çok fazla saç var bence. Şimdi şöyle yapacağız. Bu saçlarımın hepsini kâhkül olarak kesersem çok kalın olur önümde. Hiç öyle sevmiyorum. Şunları şöyle ayırmayı düşünüyorum bir ilk başta, hele ki. Şöyle şunları ayıracağım. Bir de önümü görebilirsem. Aa, korkmaya başladım. Ay, tipime bak. Tamam, şunları şöyle ayırdım. Şöyle bir lastikle saçlarımın ucunu tutturuyorum. Evet, şimdi tamam, kesiyorum artık. Bu arada
Zulema Zahir videoyu çekmemde inanılmaz önemli bir etken. Onun saçlarına hastaydım gerçekten. Şunu birazcık aşağıya aldık. Şurayı ben gözlüğümü takayım da bir. Çok fazla saç oldu mu olmadı mı gerçekten hiç şey yapamıyorum, kestiremiyorum. Sanki bu sefer çok daha fazla korktum. Her neyse, şuradan fazla emin değilim. Neyse, bakacağız şimdi. Öncelikle saçımı duştan sonra maalesef, niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama iki yana ayırıp kuruttum. O yüzden ortada birazcık ayrık var. Ondan dolayı çok hafif şurayı ıslatacağım. Çok hafif dedim, bayağı da ıslattım. Neyse, şunu niye önceden taktım ki? Şimdi tarıyoruz. Bakayım şöyle bir, yok ya. Şöyle yayıldığını düşün bunun. Bağlıyoruz saçımızı. İki kere döndüreceğiz. Şimdi bağladık. Bence tamam ya. Şuradan biraz emin değilim. İki kere çevireceğiz dedim. İki kere çevirmeyeceğiz. Bir kere çevireceğiz sadece. Bunun da önemliymiş. Yine unuttum neden olduğunu. Geçen kalkül videomda şey diyordum. Bunu yapıyorum ama niye yaptığımı bilmiyorum. Yazan arkadaşlar olmuştu. Yine unuttum. Ama sanırım şey, tam olarak eşit olması için. Hani. Sanki geçen seferkinden biraz daha kısa oldu. Bu arada şunu da çok seviyorum. Bu birazcık daha Ferhunde Tekin modeli. Yaprak dökümünü yeni bitirdiğim için koca sezonu. Of, ve gerçekten atlatamadım biliyor musun bitirmeyi. Çok çok etkilendim ya final bölümden. Şu Ferhunde modelini de seviyorum. Her neyse, şu an sanırım şoktan ne dediğimi ve ne yaptığımı bilmiyorum. Geçen sefer kestiğimden daha kısa oldu. Sanırım. Düzeltmem gereken yerler var muhtemelen. Biliyorum. Şimdi şey yapacağım. Bunu yapsam mı yapmasam mı bilmiyorum. Bunu şey yapıyorlar ya hani. Önceki videomda, sürekli önceki videomla kıyaslamak istemiyorum ama. Of, sürekli ağzım öyle gidiyor. Hani böyle kıt 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 kesiyorlar ya. Bilemedim. Gerçi bak, buralarım benim. Buralar niye böyle ya? Kesmedim ki ben buraları. Demek ki benim buralarım zaten şeymiş. Bak, buralarım böyle. Bence o yüzden yanları kesmeme gerek yok. Şöyle topladığım zaman yanlar peki sizce kötü duruyor mu? Bak şöyle duruyor. Biraz daha. Huh. Bilemedim. Şimdi biraz daha ıslatacağım. Çünkü tam olarak sıkıntı nerede görmek istiyorum. Ay, şılak diye kestim. Ne yapacağız? Tarıyoruz. Geri geldim. Saçlarımı açtım. Dedim saçlarımı açınca acaba nasıl duracak? Yüzümdeki o minik minik kılları şöyle bir süpürdüm. Geldim. Şey yapmam lazım. Şunları kurutmam lazım. Öncelikle biraz şöyle, biraz da şöyle kurutunca daha iyi oluyor bence. Ne Zulema'ya benzedik, ne Ferhunde'ye benzedik. Hiçbir boka benzetemedim ben şu an kendimi.
Şimdi sevdim. Saçlarımı açayım. Şu kenarları kesmedim arkadaşlar çünkü benim nedense herhalde burada bilmiyorum yani birazcık çünkü yanlarda benim ufak ufak saçlar vardı. Şu an bir de böyle sanki toplandığında da beni rahatsız etmedi hiç buraları. Ondan ötürü kesmedim şimdi. Ama eğer sonra çok rahatsız ederse keserim. O zaten çok basit. Şöyle iki, şöyle azıcık alıyorsunuz uzunlardan. Kıt 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 makasla biraz biraz kesiyorsunuz. O çok basit. Ve bu şekilde ben son halini beğendim. Bu sefer fail yazmayacağım. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Abone olduktan sonra bildirimlerinizi açarsanız çana tıklayarak ben her video attığımda size bildirimi gelir. Umarım beğenmişsinizdir saçımı. Şeyler var. Milim farklılıkları var. Ama o şimdi tarayışma fönüme göre iyi duruyor. Her neyse sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.